Gençler merhaba. Denklem ve eşitsizliklerle ilgili ebe kazanım 4 testini çözüyorum. Burada mutlak değeri ve mutlak değerli eşitsizlikleri tekrar edeceğiz. Mutlak değer içerisinde 1 eksi karekök 5 gençler artı mutlak değer içerisinde 3 eksi 8 var. Bunu isterseniz direkt eksi 5 olarak yazayım gençler şöyle. Evet, artı mutlak değer içerisinde gençler karekök 5 eksi ne var? 6 var. Evet, şimdi ilk önce işaretleri belirliyoruz. Bu nasıl bir değer gençler? Negatif. Bakın bu nasıl bir değer? Negatif. Bu nasıl bir değer? Negatif. Şimdi negatif terimler dışarı işaret değiştirerek çıkıyor. Ne olarak çıkacak? Eksi 1 artı kök 5. Bu negatif terim gençler dışarı nasıl çıkacak? İşaret değiştirip, yani şöyle diyelim. Şununla şunu çarpıyorsunuz ya, hem görmüş olun. Eksi, eksi 5 olarak çıkacak. İşaret değişmesinin mantığı bu. Siz pratikte ne biliyorsunuz bunu? 5 olarak çıkar diyorsunuz ya. Eksi, bakın işaret değiştirip öyle çıkıyor. Bu da yine işaret değiştirip çıkacak gençler, artı ile eksiyi çarptık. Eksi kök 5 artı 6. Burada neyi hatırlayacaksınız sadece? Mutlak değer içerisindeki negatif terim dışarı işaret değiştirerek çıkar. Şuradan da gözüküyor, ortadan gözüküyor değil mi? Buradan gençler karekök 5'leri sadeleştiriyorum. Elimde ne kalır? Eksi 1 artı 5 artı 6. Cevabımız ne olur gençler buradan? 10 olarak hesaplanmış olur. Şimdi gelelim buraya gençler. Mutlak x artı, şimdi şurada bakın. Mutlak eksi 2y var. Bunu ben size ayrıntılı anlatmıştım. Bunu ayrıştırıp mutlak eksi 2 çarpı mutlak y yazarsak gençler, bu dışarı nasıl olarak çıkıyor bakın? 2. Yani orada mutlak eksi 2y'yi ne düşüneceğiz? 2 mutlak y şeklinde düşüneceğiz. Bunu böyle düzenledikten sonra çözüyorsunuz gençler. Sonra mutlak değer x eksi y artı mutlak değer içerisinde y eksi 2x. Şimdi bakıyorum gençler, x sıfırdan küçük, y sıfırdan büyük bir değer. Şimdi x nasıl bir değer? Eksili bir değer. İşaret değiştirerek çıkacak. Y nasıl bir değer gençler? Pozitif bir değer. Şimdi x eksi y dediğimizde küçükten büyük çıktığı için eksi, y eksi 2x dediğimizde büyükten küçük çıktığı için artı. İşaretleri belirledik. Şimdi bu işaret değiştirerek eksi x, pozitif bir değer dışarı aynen çıkacak. Artı 2y. İşaret değişecek gençler, eksi x artı y, pozitif bir büyüklük dışarı aynen çıkacak gençler, y eksi 2x. Şimdi bakalım burada ne oluştu? 2y var gençler, 3y var, 4y var, bir de eksi ne var? 4x var, evet. Cevabımız bursa. Şimdi gelelim buraya. Mutlak gençler x eksi 4, mutlak 3x artı 8 eşitmiş. Bu mutlak değerli denklemi sağlayan x değerlerinin toplamını sormuş. Ne yazmıştık gençler? X eksi 4, 3x artı 8'e de eşit olabilir. Bir de ne demiştik gençler? X eksi 4, bu sağ taraftaki terimin eksilisine de, yani eksi 3, x eksi 8'e de eşit olabilir demiştik. Buradan x'i karşıya atalım, 8'i bu tarafa alalım, eksi 8 olarak gençler. 3x'ten de x'i çıkaralım. Buradan ne olur? 2x, eksi 12 gençler, x ne olur? Eksi 6. Birinci kökümüzü bulduk. Şimdi diğerini çözelim. Eksi 3x'i eşitliğin sağına artı 3x. Eksi 4'ü eşitliğin sağına ne olarak atalım gençler? Artı 4. Buradan 4x eşittir eksi 4. 4'e böldüğümüzde x eşittir ne olur gençler? Eksi 1 olur. Bize bu eşitliği sağlayan gençler x değerlerinin nesini sormuş? Toplamını sormuş. Eksi 6, eksi 1 daha. Cevabımız kaç oldu gençler? Eksi 7. Yani bursa. Şimdi burada gençler mutlak değer 3x eksi 2 var. Hemen yanında gençler ne var? Şöyle 12x eksi 8 var mutlak değer içerisinde. Şimdi ben bunu gençler ne parantezine alabilirim? Bakın evet. 4 parantezini alırsam 3x eksi 2 olur. O zaman ben bu ifadeyi şöyle düşünebilirim. 4 çarpı mutlak değer içerisinde 3x eksi 2. Çarpanımızı dışarı çıkarabiliyoruz demiştik daha önce gençler. O zaman ben o mutlak değer 12x eksi 8'i 4
çarpı ne düşüneceğim? Mutlak değer içerisinde 3x-2 eşittir 20. Şimdi burada gençler yazılmadığına göre bir tane burada var. 4 tane de burada. 5 tane mutlak değer 3x-2 yapar. Bu neye eşitmiş gençler? 20'ye. 20'yi neye böldük? 5'e. Burası kaç yaptı gençler? 4. Yani mutlak değer 3x-2 neye eşit oldu? 4'e. Buradan gençler iki türlü düşünebiliyorsunuz. 3x-2 4'e de eşit olabilir. 3x-2 neye de eşit olabilir gençler? Eksi 4'e de eşit olabilir. Bizden bu denklemin çözüm kümesi istenmiş gençler. Şunu az yukarı alayım şöyle. Tamam. Buradan gençler 3x eşittir 6 olur. X ne olur? 6 3'e böldüğümüzde 2. Eksi 2'yi karşıya artı 2 olarak atarsak 3x-2 olur. 3'e böldüğümüz zaman da x ne olur gençler? Eksi 2 bölü 3 olur. Yani cevabımız 2 virgül eksi 2 bölü 3 olacak gençler. Yani ne cevabımız? Ceyhan seçeneği. Şöyle yazabiliriz. 2 virgül eksi 2 bölü 3. Evet. Devam ediyorum. Şimdi gençler bu da güzel bir soru. Defteri alırsınız bunu. Şimdi bakın sorum şöyle. Mutlak değer içerisinde bir mutlak değer daha var. 2x-3. Eksi 1 gençler eşittir 4 demiş. Şu içeriği görüyor muyuz? Şu içerideki terimi yani gençler mutlak değer içerisinde 2x-3 eksi 1'i güzel yazayım bir daha yazayım tekrar. Mutlak değer içerisinde 2x-3 eksi 1'i bir 4'e eşit diyoruz gençler. Bir de mutlak değer içerisinde 2x-3 eksi 1'i eksi 4'e eşit diyoruz. Şu 1'i karşıya atıyoruz. Mutlak 2x-3 neye eşit oldu gençler? 5'e. Buradan eksi 1'i karşıya attığımız zaman mutlak değer 2x-3 neye eşit oldu? Eksi 3'e. Mutlak değerli bir terim negatif bir terime eşit olamaz. Burası çözümü boş gençler. Buradan mutlak değer 2x-3 5'e eşitken 2x-3'ü bir 5'e gençler. Bir de 2x-3'ü neye eşit diyoruz? Eksi 5'e. Buradan gençler 2x eşittir 8, 2'ye böldüğümüzde x eşittir 4. Buradan gençler eksi 3'ü karşıya attığımızda eksi 2, x eşittir ne olur? Eksi 1. Yani bizim çözümümüz olan aralık gençler neyi sormuştu? Çözüm kümesini sormuştu. Eksi 1 virgül 4. Evet cevabımız Adana gençler. Şimdi gelelim eşitsizlik sistemine gençler. Şimdi burada neyi hatırlayacaksınız? Şöyle bir mutlak fx sandviç yapıyorduk. Küçük eşit a diyelim. Buradaki a tabii pozitif bir reel sayı olacak gençler. Biz bunu ne aralığında alıyorduk hatırlayın. Eksi a ile fx ne aralığında olur demiştik. Artı a ve sandviç olduğunu ifade etmiştik bunu. Şimdi o zaman ben bana verilen ifadeye bakın gençler. Mutlak değer 3x-2 küçük eşit 7. O zaman 3x-2 ne olacak gençler? Sandviç yaptığımız zaman eksi 7 ile ne aralığında değişmiş olacak? Artı 7. Sonra eksi 2'ye eşitsiz yine iki tarafını artı 2 olarak ekliyoruz. Amacımız x'li terimi yalnız bırakmak. Gençler buradan toparladığımız zaman 3x-5 ile ne aralığında değişecek? 9 aralığında. Sonra hepsini 3'e bölüyoruz gençler. O zaman x ne oluyor? Eksi 5 bölü 3 ile 3 aralığında değişecek. Bize bu eşitsizliği sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamını sormuş. Bu arada gençler bu eşitsizliği sağlayan tam sayı değerleri dediğimiz zaman eksi 1, 0, 1, 2, 3 dahil gençler görüyorsunuz değil mi? Bunları götürdüğümüz zaman 2 ve 3'ün toplamı kaç olur gençler? Denizli seçeneği olarak bulunmuş olur. Bu da güzel bir soru. Aslında mutlak değerli eşitsizliklerin hepsini yapmış oluyoruz gençler. Tekrar etmiş oluyoruz. Bakın fx büyük b diyelim. Buradan bir aynısını alıyorsunuz. Fx büyük b alıyorduk. Hatırlayın. Bir de eşitsizliğin yönünü ve sayının işaretini değiştirip fx küçük eksi b diyorduk. Şimdi aynı mantıkla gençler. Mutlak değer 2x-7 büyük 3 eşitsizliğini çözelim. Bir aynısını alıyoruz. 2x-7 büyük 3. Bir de gençler eşitsizliğin yönünü ve sayının işaretini değiştiriyoruz. Küçük eksi 3.
Bu şablon gençler. 7 eşitsizliğin sağını atalım. Artı 10 olacak. X büyük 5. X 5'ten büyük dediği zaman gençler bu ne demektir? 5 virgül sonsuz. Yani üstten sınırsız. Buraya gelelim. 2x eksi 7'yi karşıya artı 7 olarak atın. 4. X küçük ne olacak gençler? 2. Bu da alttan sınırsız. Yani eksi sonsuz virgül 2 şeklinde bir çözüm. Ve bunların nesi gençler çözümümüz? Birleşimi. Cevabımız nerede gözüküyor bakıyorum. Edirne seçeneğinde gözüküyor gençler. Evet şimdi devam edelim. 8. sorumuz gençler. Şimdi 8'de ilk önce bir düzenleme yapacağız gençler. Niye? Bakın eksi 4 koymuş ya, mutlak değerin alabileceği en küçük değer nedir aslında? 0. Şimdi ben şunu bir hatırlatayım size. A mutlak fx diyelim gençler. Küçük eşit b diyelim. Bunun çözümünü nasıl üretiyorduk? Bir aynısını alıyorduk. A fx küçük eşit b gençler. Bir de eşitsizliklerin yönünü eksi a büyük ve sayıların işaretini değiştiriyorduk. Büyük eksi b. Şimdi bunu hatırlattıktan sonra gençler bunun alt sınırını sıfıra getiriyorsunuz. Bakın sıfır küçük eşit mutlak pardon x artı 1. Niye eşitlik koydum gençler? Çünkü bu arada sıfır değeri dahil oluyor bizim çözümümüze. Gördünüz mü? Sıfır dahil oluyor. Evet. Küçük eşit 6. Yani alt sınırı bakın eksi 4 almadık. Çünkü mutlak değerini alabileceği en küçük değer ne gençler? Sıfır. Onu bir düzeltiyoruz. Yani mutlak x artı 1 o zaman gençler şurayı da düzelteyim bir saniye. 0 ile 6 aralığında değişiyorsa gençler bunun çözüm aralığını sormuş bize. Buradan yukarıdaki şablona göre bir aynısını alacağız. 0 küçük eşit x artı 1 küçük eşit 6. Bir de gençler eşitsizliklerin yönünü ve sayıların işareti değişiyor. Sıfırın işareti yok. 0 büyük eşit x artı 1 büyük eşit ne yazdık? Eksi 6. O zaman bu ikisini bir araya getirirsek gençler aslında birleştirerek şöyle düşünebilirsiniz. X artı 1 gençler o zaman direkt şöyle yazabilirsiniz. Eksi 6 ile ne aralığında değişiyor o zaman? Artı 6 aralığında. Biri de eşitsizliğin sağına atalım. Eksi 7. Tabi eksi 1 olarak atıyorsunuz. Diğer taraftan da çıkarıyorsunuz. Eksi 6 eksi 1'den 5 oluyor. Yani bizim çözümümüz gençler eksi 7 ile 5 aralığında değişiyor. Cevabımız da ne oluyor gençler o zaman? Denizli seçeneği. Reel sayılarda olacak çözümümüz. Evet. Şimdi devam ediyorum gençler. 9. sorumuz. Bize bu denklem sisteminin çözüm kümesi a virgül b demiş ya gençler. Bu x gördüğünüz yere a, y gördüğünüz yere b yazın demiş. Anladık mı? Şimdi x yerine a yazarsak gençler 2a eksi 5a eksi 2b eşit 29. Altta gençler x yerine a 4a artı 3b eşittir 14. Bir güneş vurdu buraya. Evet. Şimdi bize a eksi b'yi sormuş gençler. Buradan neyi sormuş bakın. A eksi b'yi sormuş. Bizim bu denklem sistemini çözüp gençler a ve b'yi bulmamız lazım. B'leri yok edeyim. Yukarıyı 3 ile aşağıyı 2 ile çarpalım. 15a eksi 6b 3 ile gençler 29'u çarptık. Ne oldu? 87 oldu. Devam ediyorum. 2 ile 8a artı 6b 2 ile çarpalım bunu gençler. 28. Şimdi taraf tarafa toplayalım gençler. Taraf tarafa topladığımız zaman 23a b'ler sadeleşir gençler. Burası 115 yapar. 115 ile 23'ün kaç katı gençler? 5 katı. Bunu denklemlerden birinde yerine yazalım. 5 kere 4 20 artı 3b ne eşit olacak? 14'e 3b eşittir. Eksi 6. B'de kaç olur gençler? Eksi 2. A'yı da bulduk. B'yi de bulduk. Bize A eksi B'yi sormuş gençler. 5 eksi eksi 2. Cevabımız da ne olur gençler? 7 olarak bulunmuş olur. Şimdi devam edelim gençler. 10. sorumuz. Sisteminin çözüm kümesi boş küme ise. Bunu şöyle anlatmıştım ben size gençler. A1x artı B1y artı C1. Bu neydi? Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemleri konusuydu gençler. Şablonu bir hatırlatayım size. Bunlar doğru denklemi. Eğer bu sistemin çözümü gençler boş küme ise bunlar paralel olur demiştik. Katsayılar yani A1 bölü A2,
B1 bölü B2. Yani aslında bunlar doğruların eğimleri eşit olduğu manasında demiştik ama sabitleri bunlara eşit olmaz diye bir not yazdırmıştım size. Şimdi o zaman bakın buradan x'li terimlerin katsayıları oranı ne olur gençler? A bölü 4 eşittir. Y'li terimlerin katsayıları oranı 9 bölü A. Gençler buradan içler dışlar yaparsanız A kare 36. Şimdi buradan gençler mutlak A. Şimdi karekökünü alırsak bunların şöyle daha iyi anlatayım size. Karekökünü alırsak gençler şöyle bu mutlak değer kare A kare dışarı mutlak değerli olarak çıkar. Mutlak A 6 olur. Buradan A 6 da olabilir. Ne de olabilir gençler? Eksi 6 da olabilir. Şimdi buradan demiş ki A da var cevaplarda. Eksi 6 da var. Şimdi ben o hangisinin olacağını cevabı şöyle görelim. 6'yı yazmış olsak gençler bakın. 6x bölü şimdi şöyle pardon. 6'yı yazmış olsak 6x artı 9y artı 3 eşit 0. Gençler 4x artı 6y artı 2 eşit 0 demiş olsak bakın. Hepsi orantılı olur gençler. Yani 6 bölü 4 9 bölü 6 şu koşulu sağlamaz. Görüyor musunuz? Şu koşulu sağlamaz. Normalde bu buna ne olmalıydı? Eşit olmalıydı değil mi? O zaman çözüm ne olmaz? A eşittir 6 olmaz. Çünkü 6 için sonsuz çözüm var gençler. Tamam mı? O zaman çözüm ne olacak bizim için? Eksi 6 olacak. Bu çözümümüz olmuyor. Görüyorsunuz sağlamasını yaptım gençler. Evet. Şunların C'lerin farklı olması lazımdı değil mi? Cevabımız ne olacak o zaman? Eksi 6. Buna da dikkat ediyoruz. Şimdi gelelim bu. A bölü B'yi sormuş ya gençler. Şu sabitleri yok etmemiz lazım. Neleri yok etmemiz gerekiyormuş gençler? Sabitleri yok etmemiz lazım. Sabitleri yok etmek için de gençler bakın. Ne yapalım? Bakayım az. Ne demiş? A bölü B oranı kaçtır demiş gençler. Buradan bir bakayım az. Aslında A ve B'yi bularak da oran yazabiliriz. Öyle yapalım fark etmez. Şunu 2 ile çarpalım. Sabitleri de yok edebilirdik de. Ben denklemi yok edeyim. 3 bölü A eksi 2 bölü B. 4 eşit B'leri yok edeceğim. İkinci 2 ile genişlettim. 2 bölü A artı 2 bölü B. Gençler bakın 2 ile genişleterek yazıyorum. Eşittir 6. Bunları taraf tarafa toplayalım gençler. B'ler sadeleşir. 5 bölü A ne eşit olur? 10'a eşit olur. Buradan da 5 bölü 10. Yerleri değiştirerek yazarsanız A olur. A kaç olarak bulunur gençler? 1 bölü 2 olarak bulunmuş olur. A 1 bölü 2 ise gençler buradan yerine yazarsak A'yı 1 bölü 2 olarak 3 bölü 1 bölü 2 gençler eksi 2 bölü B eşit 4. Buradan ters çevirdiğimiz zaman 6 eksi 2 bölü B 4 olacak. O zaman B'nin de kaç olması lazım gençler? Bakın 1 olması lazım. O zaman buradan A bölü B oranı da direkt gençler ne olur? 1 bölü 2 bölü 1'den 1 bölü 2'ye eşit olmuş olur. Evet. Bir örneğim daha var gençler. Onu da alalım. Şimdi taralı bölge şurası gençler. Bak, tarazı bölgesi burası. Şimdi bu neresi taranmış bunun görüyor musunuz? Alt bölgesi taranmış. Alt tarandığı zaman gençler Y küçük eşit ne olur demiştim hatırlayın. 2x artı 4 olur demiştik. Yani y küçük eşit neyi bulacağım ben şimdi? 2x artı 4'ü bulacağım. Nerede var gençler? Bir E seçeneğinde var. Bir de C seçeneğinde var. Bunlar elendi. Şimdi gelelim buraya gençler. Yine bunun neresi taranmış görüyor musunuz? 6 taranmış ama eşitsizlik dahil değil. O zaman y küçük ne diyeceğiz gençler? Bakın. Eksi 4x artı 4. Yine 6 tarandığı için öyle diyoruz. Buraya niye eşitlik koymadık? Kesikli olarak çizilmiş gençler. Bir de bunu sağlaması lazım. O zaman cevabımız ne olacak gençler? Alt bölgeler tarandığı için Edirne seçeneği olarak bulunmuş olacak gençler. Evet, dersimizi burada bitiriyorum.